Sevgili örgü severler, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda da bir saç bandı çalışmak istiyorum sizinle. Bir ablamız rica etmişti. Onun için örmek istedim. Şimdi böyle görünüşte bir şeye benzemiyor ama böyle bunun bir tekniği var. Böyle içten içe geçirince şöyle bir güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Böyle. Sonuna kadar yapalım bir. Evet, böyle bir görüntü çıktı ortaya. Sonra bitirdikten sonra buralara dikiş atıyoruz. Bir tane de düğme dikip böyle bir saç bandı nasıl ortaya çıkacak. Bunu böyle çift yapmak isterseniz buraya böyle eklemi yapabilirsiniz. Şimdi başlayalım o zaman. Şişimize 40 tane ilmek atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Evet, 40 tane ilmeğimizi attık şişimize. Şimdi 10 tane haroşa örüyorum. Evet, 10 haroşa ördüm. Tekrar 20 tane düz örgü öreceğiz. Önden düz görünümlü olacak da. Şimdi 4 5 ipi arkaya attırarak örüyoruz. 6 Tabii çoğumuz biliyoruz bunu. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet, şimdi tekrar 10 tane haroşamızı örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet, ilk sıramızı bitirdik. Şimdi ipimizi öyle alıyor, ilmeğimizi öyle örmeden alıyoruz. Tekrar 10 tane haroşamızı örüyoruz.
Evet, 10 haroşamızı ördük. Şimdi düz ilmeklere geçtik. 20 tane düz ilmeğimizi örüyoruz. Evet, 20 tane düzümüzü ördük. Şimdi tekrar haroşamıza geçtik. Arka sıramızda da haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. Tersimizi ters, düzümüzü düz öyle örüyoruz. Şimdi bu sırayla böyle sizle birlikte örelim. Tane haroşamı ördüm. Tekrar şimdi ipi arkaya attırarak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane tersimizi de ördük. Şimdi 10 tane haroşamızı örüyoruz. Evet, 10 tane haroşamızı ördük. Şimdi 2 diş oldu. Haroşamız 2 tane diş oldu gördüğünüz gibi. Üçüncü diş de kesimimizi yapacağız. Şimdi bu üçüncü haroşamızı yapalım. Evet, 3 diş haroşamız oldu. Şimdi 10 tane haroşamızı örelim. Kesime başlıyoruz. Şimdi düzleri kesiyoruz. 10 haroşamız sabit gidecek. Düzleri kesiyoruz. Şuradan bir tane alıyoruz. Onunla birlikte 10 tane sayımız oluyor haroşa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. haroşamız. Şimdi 10 haroşamızı tekrar örelim. Evet, 20 ilmeğimizi kestiğimiz için tekrar artırma yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet, 20 ilmeğimizi kestiğimiz ilmeğin yerine tamamladık. Tekrar 10 haroşamızı örüyoruz.
Evet. Ben buralarda üçer diş oldukça kestim. Kesimimizi yaptım. Siz isterseniz 6'ya çıkarabilirsiniz. 5-6'ya çıkarabilirsiniz. Dolgun görünüm isterseniz sayıyı çoğaltabilirsiniz. On tane haroşamızı örelim. Evet, 10 haroşamızı ördük. 20 tane düzümüzü markalarını sizlere tanıtmıyorum çünkü ben yurt dışında kaldığım için hangi nasıl bir türlü ip denk geliyorsa o şekilde örüyorum. Onun için kusura bakmayın size ip tanıtımında yardımcı olamıyorum. Burada her istediğimiz iplere de anında ulaşamıyoruz. On tane haroşamızı ördük. 20 tane tersimizi örüyoruz. Evet, 20 tane de tersimizi ördük. Tekrar 10 haroşamızı örüyoruz. Üç tane diş olunca kesimimize başlayacağız. 3 dişte bir kesim yaptık. Şimdi 2 diş oldu. Bir tane daha diş olunca kesimimizi yapacağız. Evet, 10 haroşamı ördüm. 3. dişimizi tamamladık. Şimdi kesime başlıyoruz. Dediğim gibi hanımlar, isterseniz bu diş sırasını çoğaltabilirsiniz. O size kalmış. Ben bunu bir çocuk için yaptığım için, o yüzden fazla kaba olmasını istemediğim için 3 diş yapmayı düşündüm. Siz onu artırabilirsiniz. Evet, haroşalarımızı örelim. Evet, 2 tane böyle yaptık. Üçüncüyü de kendimiz yapalım. Kesimi göstereyim. Evet, üçüncü kesimi de yaptım. Şimdi tabii sırayı siz kafanızın genişliğine göre, çocuklarınızın genişliğine göre ayarlıyorsunuz. Ben videoyu uzun tutmamak amaçlı böyle 3 kesim yaptım. Şimdi haroşalarımızı da kesiyoruz.
Evet, kesimimiz de bitti. Böyle bir görüntü çıktı. Evet, aynen bu şekilde olacak işte. Evet, dikimi yaptım ve karşınıza geldik bandanamızla. Şöyle göstereyim. Örmek isteyenlere kolay gelsin. Hayırlı günler, hoşça kalın.